Çeşit abisini boğdu arkadaşlar bu. Çeşit de büyük ihtimalle boğar da yani. Yani ikisi de güzel köpekler. Yaş olarak da geçten büyük. Ama Çeşit herhangi bir koku belirtisi göstermedi yani. Bu köpek öyle sıradan bir köpek değil. Tamam. Hiç hazır rakip. Bu yavrular da bu köpeğin yavrusu işte arkadaşlar. Gösteriyorum ya o günleri boğuşta birbiriyle. Bunlar da bunun yavruları. Fiziği olarak da mükemmel bir köpek. Cesaret olarak da cesur bir köpek. Çeşitlerinden çok büyük. Ya bir tepki gelmediyse bizden kolay kolay boğuşmazlar yani. Arada köpek de kızıştırmaktan sonra Çeşit yanında yavru gibi kaldı ya. Boylu bir köpek. Şu ana kadar bütün rakiplerini boğdu bu köpek arkadaşlar. Yavrular da arandı. Yavrular da güzel. Bakalım artık. Keşke elimden çıkarıp gitti arkadaşlar bu ipi. Biraz daha gelsin, keşke tutalım bunu. Şu tepenin yamacında arkadaşlar ya kurt ya da ayı olabilir. Bizim sürüyü gözetliyor. Şimdi drone'la oraya doğru gidelim. Ama heyecanlandım yani. Bir şey var orada ve sürüye doğru bakıyor. Yatıyor, kalkıyor. Pusu mu kuruyor bilmiyorum. Şimdi ona böyle çaktırmadan arkadan yaklaşacağız. Birden kaçmasın. Güzel görüntü alabilir. Belki ayı da olabilir çünkü burada ormanlık fazla. Gün de erken saatleri. Ayı da olabilir. Rengi de siyah. Ama bu koyuna benziyor ya. Öyle heykel gibi durmuş. Bunun burada ne işi var? Koyun arkadaşlar bu. Ben de kurt ya da ayı sandım ama bu bir koyun. Öyle duruyor, hiç hareket de etmiyor. Drone'dan da mı yürütmüyor ya hayvan? Sanki boynuzları mı var bunun? Bu bir koç arkadaşlar. Bu bir koç. Bizim sürüye bakıyor. Drone'dan da pek korkmadı. Mor büyük bir koç. Çok şaşırtıcı yani böyle tek başına koçun burada olması ve hiçbir şey umursamaması beni şaşırttı yani. Yabani bir hayvan diye umutlanmıştık ama bula bula bir koç bulduk. De hiç tepki vermiyor hayvan ya. Yani bir kaçma belirtisi yok, bir şey yok. Acaba bunun hikayesi nasıl acaba? Bir yerim yaralı, sineklerden kaçtı. Kurt mu acaba sürüyü böldü? Yoksa arkada koyunla beraber kaldı. Kurt gelip koyunu tuttu, koç kaçtı mı? Yani bunların hepsi senaryo yani. Çünkü koçun nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmiyoruz. Bana sorarsan nasıl olmuştur? Büyük ihtimalle koç da koyun, şu anda koç katım zamanı, koç da koyun sürünün arkasında kalmıştır. Kurt gelip koyunu tutmuştur, koç da kaçmıştır diye düşünüyorum. Ama şöyle de olabilir, iki koç dövüşür. Kurt geri bir koçu tutar, bu koç kaçabilir, o da olabilir. Ya da o sürüdeki koça gelen koyun biter. Koç gider başka koyunları arar, başka sürülere gezer. O da olabilir. Yani bir sürü senaryo var aklımda ama kurt sürüyü böldü desem bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki arkadaşlar.
Yani kendim bu hikayeyi de kendim yazıyorum. Büyük ihtimalle koyunla koç arkada kaldılar. Kurt da geldi koyun tuttu. Koç da kaçtı gitti. Bana öyle geliyor ama tabii işin içinden her şey çıkabilir. Net bir şey yok. Koçta herhangi bir yara yok, bere yok. Tertemiz koç. Bakımlı, besili. Yani sanki uzun zamandır böyle dağlarda gibi. Hiç ürkme yok, kendine güven tam. Umursamıyor, öyle otlayıp geziyor. Yani tek hayvan şimdi bizim koçları sürüden ayır böyle 100 metre götür. Koçlar böyle deli gibi olurlar. Gelirler sürüyü ararlar, her şeyden korkarlar. Sağa sola kaçarlar. Bunun hiç umurunda değil ya. Yani beni şaşırtıyor. Bu hareketleri. Biraz drone'la sürüye doğru sürmeye çalışıyorum ama hiç umurunda değil adamın ya. Geziyor öyle. Neler yaşadı acaba? Bakın drone'a tehdit olarak algılıyor. Hemen dönüp drone'a vuracak yani. Biraz drone'u indirsem vuracak. Affetmez. Çok kendine güveni var. Boynuzdan ucu da kesik. Sapasağlam bir koç ya. Hasta değil. Yaşlı değil. Zayıf değil. Bence bu işin içinde kurt olabilir. Yani ben ona yoruyorum ama tam da bilemem yani. Her şey olabilir. Bak şu anda tam bizim sürüye doğru bakıyor. Bir yandan da bakın drone tehdit olarak algıladığı için hemen saldırıya geçebilir. Biraz indirsem hemen parçalar. Affetmez. Kaba da bir koç. Güzel koç yani. Yazık ya. 7-8 bin değerinde bir koç. Böyle bu dağlarda dolaşıyor. Kurt denk gelse 2 dakikada işini bitirir. Hem de öyle bir acele bunu öldürür ki arkadaşlar. Kuyruğunu parçalar. Önce. Boğazını parçalar. Yazık oluyor yani. Bir emek yani sonuçta burada. Koçun böyle bu hallere gelmesi kolay değil. Alan adam belki son parasını verdi. Bilemeyiz yani. Çok değişik bir durum ya. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Hepsi bana tecrübe oluyor tabii. Hiç umursamıyor ya. Getiremiyorum yani. Hiç korkmuyor ya. İlk kez drone gören bir hayvan aslında anında kaçıp gitmesi lazımdı ama bunun kendine güveni tam. Kim bilir bu ne zamandır dağlarda ya? Dağlara alışmış. Hiçbir şey umurda değil. İyi kurt denk gelmemiş. Hayret ya. İşte kurt işi böyle arkadaşlar. Bazen sürüğün önünü bırakırsın arkasına gidersin. Bakmaya bakarsın kurt dalmış. Bazen de böyle dağda kalır kurt yemez yani. Kurt işi böyle şans işi yani. Bakın bize saldıracak. Acaba biz onun yanına böyle yürüme gitsek bize vurur mu? Belli de olmaz şimdi. Yanına gitse kendimizi de kurtaramayız bu koçtan. Ağaç falan da yok, peşimizi de bırakmaz. Boynuzlar bizi. Çünkü ruh hali değişik ya. Hayvan bir tuhaf olmuş. Yani kurttan korkan bir hayvanın böyle otlamaması lazım ya. Direktmen beni sürüye yemesi lazımdı bunun. Belki de kurt dişi hiç işin içinde yoktur. Şimdi bakın böyle etrafa da bir bakalım. Sürü falan da yok burada. Koçu tanıyorum zaten, bizim köydeki koçların hepsini tanıyorum. Böyle koç yok. Burada hiç sürü falan yok. Bu koç nereden geldi, buradan çıktı? Boya yok üzerinde. Bir bilinmezlik. Şimdi kendi sürümüze doğru gidelim arkadaşlar. Koça şimdi bağıracağım bağıracağım. Belki bizim sürüye doğru gelir. Kendi sürümü de bırakıp gidemem. Böyle çelişkili bir durumdayım. Bugün bu bölgeye yeni geldim arkadaşlar. Şimdi bakacaktım burada su falan var mı? Kuzu su alacaktım. Ama ben burada aynı burada oturuyorum. Şöyle şu yamaçta bakın bir tane karartı var. Buradan gözüküyor mu acaba? Bakın bu. Ben bunu kurt sandım. Drone'u uçurdum heyecanla. Bu bir mor bir koç arkadaşlar. Şimdi drone'la kovalamayı da kovalayamadım. Gelmedi yani. Ne yapacağımı şaşırdım. Köylülerin numarası da yok. Onları da arayamadım. Şu anda bakalım. Kuzuyu biraz daha şuraya doğru götüreceğim. Belki buradan koça doğru bağıracağım. Belki çıkıp gelebilir. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Yani drone'dan korkup gelmesi lazımdı. Ama o koç yaralı olabilir ya da kurtlanmıştır arkadaşlar. Öyle tavırlar sergiliyor. Güzel de bir koç. Büyük bir koç. Aşağı yukarı 7-8 milyar edecek bir koç yani.
bu durumda olması beni şaşırttı. Bakalım artık sonu nasıl olacak? Benim kuzuyu karşılayacak mı? Karşısa da kimin acaba? Bilmiyorum. Şu anda bana bakıyor. Koçu net bir şekilde görebiliyoruz. Benim sürüye doğru bakıyor. İnşallah gelir. Bağırıyorum ama. Kolo! Gel. Kolo! Ses de veriyorum. Gelirse gelir, artık yapacak bir şey yok. Şimdi kuzuğa bırakıp gidemem de. Kuzuğa bıraktığım zaman burada kuzuğa bambaşka bir yere giderler. Parçalanırlar. Burada da kurt çok olur arkadaşlar. Burada biraz ıssız. Tayson da benimle gelebilir gittiğim zaman. Bakalım. Hayat ne gösterecek bize. İnşallah çıkıp gelir. Koçu net bir şekilde görüyoruz şimdi. Koç kaçıyor arkadaşlar. O kadar bağırmama çağırmama rağmen gelmedi. Koç da güzel bir koç. Görüyor ama gelmiyor acaba. Gözlerinde mi sıkıntı var? Gidiyor hala. Drone'dan da korkmuyor. Çeviremedim de. Kötü bir durum ya. Hiçbir şey elimden gelmiyor. Belki 10 dakika sonra koçu kurt yiyecek. Ama elimden hiçbir şey de gelmiyor. O kadar bağırdım çağırdım, hiç buraya doğru gelmedi. Şimdi kendi hayvanımı da bırakıp gidemiyorum. Uzak yer, koşuyor. Beni görüp iyice kaçabilir. Belki de bunu o derede kurt yiyecek yani. Ama elimden gelen hiçbir şey yok. Nereden geldik gördük bunu ya. Gelip benim sürüye karışmadı ya. O kadar bağırdım çağırdım. Başını aldı gitti. Neyi var acaba? Kimin? Nereden geldi? Hiç bilinmiyor. Burada doğru dürüst bugün su bulamadım. Son umudum var. Buradan bir çeşme olması lazımdı. Buraya geldim. Kurumamışsa eğer. Bir parça su çeviririz. Yani su geliyor ama. Çok az su var ya. Ama yine de bir su geliyor. Şimdi buradan nasıl su içeceğim? Şöyle etrafımıza bakalım. İçi delik bir ot arayalım arkadaşlar. Genelde suların kenarında oluyor ama burada olmamış. Bu otu pipet niyetine kullanacağız. İçi boş. Buradan verip suyumuzu alacağız. Bu şekilde bunu kullanarak suyumuzu içebiliyoruz. Böyle göstermiş olalım. Burayı şöyle biraz derinleştirelim. Bir daha geldiğimiz zaman sıkıntı yaşamayalım. Şöyle biraz önünü böyle yapalım. Bir zaman sonra zaten bu temizlenecektir arkadaşlar. Çünkü sürekli aktığı için akan su her zaman temiz olur. Bir de kaynaktan çıkıyor. Az olmasına bakmayın ama temiz su. Böyle buradan eğilip içebiliriz. Kimse burayı yapmamış, yoksa bugün susuz kalmazdık. Suyumuzu da içerdik. Evet, bu bir zaman sonra böyle temizlenecektir. Geldiğimiz zaman da buradan böyle eğilip içebiliriz. Neredeyse akşam oldu ama yine halen koçtan bir haber yok. Köydeki sürülere söyledim böyle bir koç var diye, bu tarafa doğru gitti diye. Ama kimseden bir ses yok, kimseye karışmamış. Bakalım akıbeti nasıl olacak? Koçu gördükten bir gün sonra yine aynı bölgeye geldim. Acaba başka koyun falan, koç falan var mı diye. Yalnız şimdi telefon geldi ki koç gidip bizim sürülerimize karışmış arkadaşlar. Amcam bir sürüye karışmış. Koç bulundu yani. Şimdi internete atacağım işte sahibi gelsin alsın diye. Kulak küpe numarası 29'da başlıyormuş. Ona bakmışlar. Allah'a şükür kurt falan yemedi. Koçu bulduk. Şimdi sahibini arıyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.